and prepared with a special sauce with bread and mayonnaise and ketchup. Now we will watch this product by Gürkan Gezes. Hava sesimiz yok. Biraz daha açmak mümkün mü? Herhalde son sınırı değil mi bu bilgisayarın? Maybe you can summarize what he is talking about it for us and continue for your presentation. My friends later explain what she's talking about. Okay. Because he's talking about the product. Okay, my friends. Has many branch offices in Izmir and Istanbul. Now in Istanbul, it has five branch offices in Bergama, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, and Büyükçekmece. And this is a bartending flavor. The consumer bartending finalist in Bugençlik'te İşvar competition, which is prepared by TÜSİAD. And become second in the competition of Diction Kampüsü, which is prepared by Ege University and Liyakat Association. And become the second again the competition of Fikrim Rivar, which is presented in TV8 channel. Now we will watch the small part of competition in Fikrim Rivar. Evrensel niteliklere koşuyoruz. Türkiye'deki su ürünleri tüketimini artırmak için projemiz. Bunu yaparken de insanların da sağlıklı ve sorun olabileceğini de göstermek istiyoruz. Sizinle de sözlerinizi destekleyeceğim bir proje. Onlara da sektörü kutsaklı bir altı kavramı açık olarak diğer projelerde kullanmayı düşünüyorum. Ben de olmuş olduğu için çok beğendim. Service and Tea House.
Operations are Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu, Enerji Piyasaları, International Forum for Democracy and Peace Business Network, Junior Chamber International, Turkish Private Equity and Venture Capital Association, Türkiye İlaç Sektöründe Pazar Erişim Grubu, Türkiye'de Sağlık Ekonomisi Devleti Grubu, Venture Capital, Private Equity Turkey, and Jet Brazil. Now I explain why we choose this brand. We selected this brand because of the awareness, product awareness. Adopt a brand has a favorable prices and good test, and for health and good test are hand in hand. Now Britannia will continue. I will continue with where will we introduce to our brands, Hans Zimmer. There are many different fish festivals, but we choose Raccoon Cop because Raccoon Cop is a very huge festival and organization. People prefer to go there and entertain with his or her friends. And Raccoon Cop is continuing for 3 days and in Hezarfan Airport. Hezarfan Airport is over 1500 acres and generally nearly 60,000 people joined to the festival, Raccoon Cop. Some brands were contribute to the cost. These are by the way, Domino's Pizza, Simit Sarayı, McDonald's, Brownies Köfte, and Ship Sticks. And our aim is strategically taking a part of between these notable brands. And also our most strength competitor is Dardina Tourism now because it's also they also produce fish and Linda will continue. Hello everyone, I will talk about the time. 1 minute we have them this activity. Will be happening between the 6th and 8th September. And so I will talk a little about the target audience. When we look to the age groups, the age between 80 to 24, 24 between 30 years old, and a little people who are over 30 years old. Not so much. When we look to the physiographic features from these people, we can say that that they do like listen to rock music. They are they have interest to discover new things, and they do not like spending so much money. And they are adventurer, and they are when we look to the all rock people, they like group activities and all. So my friend Big Martin will continue. Peki biz neler yapacağız? Öncelikle ürünlerimize bakmamız gerekirse eğer ve bunları nasıl servis ettiğimizden. Bunları biz bir karton kutunun içinde servis ediyoruz. Ve aynı zamanda bunları 3 menü şeklinde ayırıyoruz. İlk menümüz atıştırmalık menü. 4,5 TL fiyatı. İkinci menümüz doyumluk menü. İkisi arasındaki fark doyumluk menüde içecek veriyoruz bununla birlikte. Toplu tahminine baktığınız zaman balık miktarı biraz daha fazla ve onun fiyatı da 8 TL. Ve biz bunları mayonez, ketçap, isteyen olursa eğer acı sos ve barbekü sosuyla birlikte servis ediyoruz. Ayrıca balıklarımızı normal hamsi pindiri kızarttığımız şekilde hamsiyi aynı zamanda panelemiş bir şekilde de servis ediyoruz. İsteyenlere yanında ekmekle ve patates kızartmasıyla birlikte servis ediyoruz. Ve bununla birlikte bizim iki tane stand modelimiz var. Bir büfe modelimiz var, bir de stand modelimiz var. Bunlardan bahsedecek olursak eğer,
Büfe modelimiz kalabalık meydanlar ve üstü kapalı AVM'ler için dizayn edilmiştir. Ve ayrıca bu büfe modelimiz hakkında bilgi vermemiz gerekirse eğer, -18 derece donduruculuğa sahiptir. Ve gördüğünüz gibi üzerine bakacak olursak eğer paslanmaz çelik bir yüzeye sahiptir. Ve genişli tezgahı vardır. Peki stand modelimize bakacak olursak eğer, stand modelimizde kalabalık cadde ve sokaklarda ve ayrıca büyük organizasyonlarda üstü açık AVM'lerde kullanılabilir şekilde dizayn edilmiştir. Ve aynı şekilde büfe modeli gibi aynı özelliklere sahiptir. -18 derece dondurucuya sahiptir. Paslanmaz çelik bir çalışma tezgahı vardır. Peki biz neler yapacağız? Kreatif kısmımıza bakacak olursak eğer. Lakincock'ta insanların çok tercih edebileceği, yani büyük alanlarda, zaten çok geniş bir yerde, her yerde insan topluluğu olduğu için büyük balık şeklinde bir billboard tasarlıdır. Ve bu billboard'ta da bildiğiniz balık, bilmediğiniz lezzette şeklinde bir slogan kullanıyoruz. Ve aynı zamanda parmak ısırtan lezzet şeklinde bir hashtag bununla birlikte kullandık. Aynı zamanda çadırların olduğu yere de böyle bir billboard koymayı planladık. Çünkü yani insanlar yani çadırlarına çekildikleri zaman, uyuyacakları zaman veya vakit geçireceklerinde billboard kolay şekilde görmeleri açısından. Konser alanına da gene billboard koyduk. Orası da çok fazla tercih edilen bir alan olduğu için. Ve şarkı tutulup devam edelim. Hans Singer bildiğiniz gibi yeni bir lezzet. Tabii insanları bu lezzeti çekmemiz için biraz bilgi vermemiz gerekiyordu. Şöyle ki bunun için standlar kurduk. Bu standlarda insanlara bilgi veriyoruz. Güvenilir olduğunu, lezzetli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve herhangi bir şekilde soruları varsa da cevaplamaya çalışan personellerimiz bulunmaktadır. Çevirelim. Onun haricinde bir taktiğimiz var, ufak bir taktik. Kullanılmış hamsikindir kutularını etkinlik alanında bırakmayı planladık. Bunun sebebi de test edilmiş, denenmiş bir hava yaratmak istedik ve insanları denemeye, merak ettirmeye çalıştık. Geçelim. Etkinlik alanımız şöyle, 500 dönümlük Kazakhstan havaalanında göze batmak, dikkat çekmek istedik ve bunun için büyük bir çadır kurduk. Büyük çadırımızın altında 2 adet büfe modelimiz var. Aynı şekilde bundan bir tane daha büfe modelimiz bulunmakta. Büfe modelimizde satışlar yapılırken diğer yanda gelenler için bir etkinlik oyun alanı düzenledik. Oyun alanımızda bir gemi görüntüsü, dışarıdan bakıldığında bir gemi görüntüsü oluşturacak. Ama içeriden bakıldığında 4 tane jet ski bulunacak. Bu jet ski simülasyonlu oyuncaklar. 3 gün sonucunda yapılacak etkinlikte en çok oynayan kişiye bir akvaryum hediye edeceğiz. Bir de evet, ödülümüz bu. Akvaryum ödülümüz. Risk analizimize baktığımızda etkinlikte karşılaşabileceğimiz her etkinliğe karşı çeşitli önlemler aldık. Yaklaşık 20 adet büfe ve standlarımız var. Burada derin dondurucularımız bulunmakta. Olasılık alabilecek her şekilde derin dondurucu yedeklerimiz bulunmakta. Yiyecek stoklarımız, şu an elimizde 40 ton balık var. 10 ton balık muhafaza edilmekte. Ekmek de dahil olmak üzere. Elektrik kesintisine düşünecek olursak jeneratörlerimiz bulunmakta. 3 gün için 4 simülasyon aleti, 60 bin kişi kullanıma bakacak olursak, bozulmasını düşünürsek eğer, destek acil yardım ekibi bulundurmaktayız. Aynı zamanda 2 yedek simülasyon araçlarını beklemekte. Hava şartlarına bakacak olursak, herhangi bir yağmur durumunda yağmur hızlatacağız. Etkinlik alanına gelen kişilere. Geçelim. Şimdi Egemen arkadaşımız Gülçe'yi size sunacak. Etkinliğin giderleri çıkartıldığında burada bize gerekli olan bütün envanterlerin fiyatlarını görebiliyoruz. Burada bizim temel ihtiyaçlarımız ekmeğimiz, mayonez, ketçap, barbekü sosumuz, sarımsaklı mayonez, temel ihtiyaçlarımız, balık. Bu servis edeceğimiz dediğimiz kutu, bu da alanda bulunacak olan 11 kutu. Bunların hepsinin maliyetleri tek tek çıkartıldı. Geçebiliriz. 8, alanda 8 tane büfe, tanesi 4200 liradan 34 bin liraya mal oluyor. 12 tane standımız, 10 tane billboardumuz,
4 tane JESSICI simülasyon aletimiz, jeneratörümüz, 3 tane veri dondurucu, bir tane büyük reklamcıları düşündük. Bir tane tekne görüntülü teknemiz, bir tane hediyeçimiz akvaryumuz bulunmakta. Bütçeyi hızlarken çıkabilecek ekstra harcamaları da göz önünde bulundurup düşünerek detaylı bir plan hazırladık. Burada 40 çalışan düşünüyoruz. 12 tanesi büfede, 12 tanesi kampta, 8 tanesi de gezici anketör ekibi olarak. Bunların günlüğü 100 liradan 3 günlük 300 lira, toplamda 1200 lira mal alıyor bize. Gelibolu'dan gelecek olan 2 tane, yani Gelibolu'dan balıkları getirecek olan 2 tane traktörümüz 600 lira. Burada da personelimizin kıyafetleri, tişört, şapka ve pantolon şeklinde. Burada da görebiliyoruz giderimizi. Toplam 180 lira 40 personelden. Bize bu etkinlik 483.180 liraya mal oluyor. Yani bunu değerlendirdiğimizde böyle bir nihai gidere ulaştık. Yapmış olduğumuz bu etkinliğimizin 3. günü sonucunda anketörlerimiz tarafından 37 bin kişiye anket yapıldı. Bununla birlikte hamsi filmlerin tekrar tercih edilebilir bir lezzet olduğunu öğretim kokta tekrar görmek istediklerini söylediler. Bunun sonucunda farkındalığımızı %40 oranında arttırdık. Bu etkinlikte 18 bin kişiye satış yaptık. 13 bin kişi simülasyonlu JESSICI oyunu oynadı. Bunun sonunda 24 yaşındaki İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Genç Akvaryum ödülümüzü kazandı. Ve son olarak gözlem yoluyla elde ettiğimiz verilere bakacak olursak eğer, yaklaşık bir rakam vermek gerekirse 3200 kişi gemiyi ve standlarını ziyaret etti. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa alabiliriz.